Köydeki festivalin 3. günü. Artık çıkıyorum yola. Valerio ve Juan'la çıkayanda dolmuş beklerken karşılaştık. Dediler işte köyde festival var. Ben de merak ediyorum böyle şeyleri. Dedim göreyim bari. 3. gün yani artık. Harika geçti yani. Güney Amerika'da yaşadım, en iyi deneyimi yaşadım köyde, öyle söyleyeyim. İnsanlar çok misafirperverdi. Yemeklerini, kültürlerini, her şeylerini paylaştılar. Çok keyif aldım açıkçası. Böyle insanlarla karşılaşmak güzel oluyor hakikaten. Umarım tekrar yollarımız kesişir. Şimdi ben artık Cordillera Vaivas rotası için ilk kamp alanına doğru yürüyorum. Köyden yaklaşık 16 kilometre. İlk önce Pogba köyüne varacağım. Orası yaklaşık 3,5 kilometre falan. Sonra Matacanche'ye doğru ilerliyor olacağım. 8 günlük rota olacak bu. Gerçekten bu köy bayağı güzeldi ya. Çok sevdim. İnsanlar çok iyiydi. Bir de sadece turist ben vardım. O yüzden de dikkat çekiyorum. Bütün köy tanıyor artık beni yani, öyle söyleyeyim. Bu yol üstünde şimdi tur arabaları falan da oluyor. Az önce 2 tane turist gördüm. Onlar da muhtemelen bu rotaya geldiler. Onlar da herhalde benim gibi yürüyecekler diye tahmin ediyorum. Bakalım araba gelirse eğer, soracağım ne kadara çıkarıyorlar. Çok para istemezlerse arabayla da çıkabilirim ilk kamp alanına. Çünkü bu yol yürümenin çok bir anlamı yok açıkçası. Bu köy benim hiç planda yoktu. Normalde ben 8 günlük gelmiştim işte. 2 günde burada fazladan kaldım. Festivali görmek için. O yüzden sürem uzadı. İnternet de yok, haber de veremedim maalesef. O kötü oldu biraz ama yapacak bir şey yok. Yani servis geldi. Soralım bakalım ne kadarmış. Hola. Matacanche. ¿Dónde vas? ¿Con Matacanche? Matacanche, sí. A un kilómetro de Matacanche te dejo. Sí. Porque yo voy teniendo recuerdo así dos turistas. Ah, sí. Dos, sí. Ah. Gracias. ¿Hasta la dónde? Se llama Rondoy. Rondoy. Ah. ¿Es cerca? De ahí está a un kilómetro Matacanche. Ah, un kilómetro, de bueno. ¿Cuándo que está? ¿Cómo? ¿Cuándo que está? No, tu voluntad. Mira. Sí, ah. Muchas gracias. Pero acá arriba, en Pogba, sí te van a cobrar. Normal, ¿no? Ah, sí, es normal. Normal paga, sí. ¿No? Ah, ya, listo, listo. Muchas gracias. ¿Usted de dónde? ¿De él? Turquía. Ah, bueno. Me quedé 2 días en Yamak para fiesta. Para ah, ver. Bailado. Sí, todo. Me gustó mucho. Ah, ¿cuál es tu nombre? Bahadir. Bahadir, yo soy Willy. Ah, un gusto, usted. ¿Vas solo nomás? Sí, solo. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Sí, todo bien. ¿Lo que estaba pidiendo? 20 soles. 20 soles. Gracias. Gracias a usted. Feliz viaje. Gracias. Servis bizi burada bıraktı. Burası Kerteley'in kamp alanı olarak geçiyor. İlk kamp alanı. Normalde ben buraya kadar yürüyecektim. Bir gün kaybedecektik yani. Şimdi ben muhtemelen buradan bir sonraki kamp alanına devam edeceğim. Günden kazanç sağlayacağız. Saat 10.30 çünkü. Sonrakine ilerlemek bana bir gün kazandırır. Bakın dağa geldik. Hava tamamen değişti. Hola. Si. Hola, buenos días. ¿Cómo es usted? Eso. ¿El de Pogba? Pogba también. Gracias. Gracias. ¿Es Kerteley'in, sí? Baño. Es baño. ¿Campamento? ¿Cuándo tiempo? ¿Mitoconcha? 2 horas. 2 horas, desde aquí. Sí. ¿Mitoconcha, sí? Ahorita un grupo viene. ¿Ah, sí? Sí, ahí está esperando. Ah, ok. ¿Estoy sola? Sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buradan kamp alanı 2 saat diyor da o kadar süreceğini sanmıyorum ya. Haritada hızlı gözüküyordu. Şurada bir tuvalete gireyim. Sonra bakalım rotaya. Dağlardan selamlar. Bugün gideceğim yer Mitacocha arkadaşlar. Göl var orada. Kamp alanı. Aslında birkaç tane farklı kamp alanı var ama genelde bu yürüyüşü yapanlar orada kalmışlar. Manzarası falan da güzel diyorlar. Bakalım. 8.3 kilometre. Adam 2 saat dedi. İşte bir tırmanış falan var. Ya, şu an 4100 metredeyim ben. 4600'lere falan çıkacağım. Sonra tekrar aşağıya ineceğiz. Bir 3 saat falan alır diye tahmin ediyorum o yüzden. Bakalım göreceğiz beraber. İşte saat kaç? 10.30 demiştik. Kaç oldu? 38 olmuş. Okey, öğlen varırız yani. 1'de 2'de oraya varsak
yeterli. Şu önümüzdeki dağı geçeceğiz muhtemelen. Haritada öyle gözüküyor. Burada da arkadaşlar hep geçitler var. Her gün böyle geçit geçip işte kamp alanlarına ulaşacağız. Bu rotanın zorluğu 4000 ile 5000 metre arasında bulunuyor. Genelde yürüyüş rotaları. Günler hep. Geçitlerde hep işte 5000 metreleri vesaire görüyor olacağız. O bakımdan zorlu. Şu aşağıdaki vadiden başladım tırmanışa yolun olduğu. Hani iki tane şey geldi şu an. Tur arabası geldi büyük. Bayağı kalabalık muhtemelen. İki tane büyük araba geldi. Muhtemelen turist grupları geliyor. Onlar bugün benim oraya yürür mü yoksa burada mı kalırlar bilmiyorum. Ben bu şekilde şimdi geçide doğru ilerliyorum. Bayağı tırmandım. Manzaraya baksanıza ya. Uçsuz bucaksız vadiler. Harika bir manzara var. Bakın artık yer yer kar görmeye başladık. Geçide geldikçe. Turist grupları da başladılar yürümeye. Onlar da muhtemelen ya benim kamp alanına gelirler ya da diğer kampa giderler. Kimisini gördüm sırt çantalı yürüyor. Arkadakileri çok seçemiyorum. Ama bir 15 kişi falan var herhalde. Aşağı yukarı. Vallahi bir saate tırmandım ya. Çok hızlı da çıkmadım. Yavaş da çıkmadım. Dinlenmeden fazla. Yavaştan burada devam edip ilerledim. Bakın ta şu aşağıdaki vadiden başladık. Yol var ya. Ta oradan başladık. Burası 4500 küsürlerde. 4600'leri falan göreceğiz. Az bir şey daha kaldı tırmanış. Şimdi şöyle gidiyor arkaya doğru bakalım. Hala. Maynaz. Ne don de venir? Mite konca? Mite konca. Si? E quando tempo? Un'ora? No, mas. Mas? Si. Ora è come una subida. Uh-huh. Un poco dura e después solo bajare come... Un'ora e media, más o menos, sì. Sono 2 km di bajada. 2 km, ok. E credo che mais uns 4 di subida. Okay. E sta solo? Sì, sto volviendo. Ah, otra vuelta, sì? Estoy, no, es que fui ayer, ajá. Pero desistí. Ah, ok. Decidí volver porque está mucha lluvia y nieve. Ah, sí, ayer sí. Ayer ya fui y creo que los próximos días serán peores. Ah, okay. Entonces, ¿estás bien ahora? Sí. ¿Sí? Sí, bien. ¿De dónde sos? Pero estaba con una carpa que no era muy buena para sí. Nieve. Entonces decidí ajá. Volver. Okay. Ayer fue super tormenta eléctrica y todo. Ajá. Okay. Suerte. Suerte. Chao. Gracias. Normalde rota bildiğim kadarıyla buradan başlıyor. Dedim acaba diğer taraftan mı başlayıp bu tarafa geldi? Şey yapmış, dün gitmiş. Dün köyde yağmur yağıyordu. Bu karlar işte gördüğünüz karlar. Dün oraya yağmur yağarken buraya da kar yağıyor tabii yüksek olduğu için. Çok yürüyüşçü tipi yoktu zaten ama. Herkes yapabiliyor yani. Dönme kararı almış. Ya arkadaşlar buradaki rotalar şöyle. Yani başladığınızda ilk günden sonra dönmek artık zorlaşıyor. Yürümek daha mantıklı oluyor. O yüzden kendinizi bilip tur rotalara çıkmanız lazım. Ya böyle bir rotaya gelmeden önce başka yerlere yürümeniz gerekiyor ki kendinize bilmeniz lazım bu rotalarda. Çok fazla geçit var. Sürekli alçalıp yükseliyorsunuz. Yorucu, kolay değil. Muhtemelen bu benim Güney Amerika'da yürüyeceğim en zor rota olacak. Hem gün bakımından hem yükselti. Çünkü her gün geçit geçeceğiz. Bakalım beraber göreceğiz. Önceki Ausangate'ydi. 4-5 gün yürümüştük orada. Orası da zordu. Burası onun daha uzun hali gibi. Daha fazla yemek taşıyorum. Daha fazla geçit geçeceğiz. Bakalım göreceğiz beraber. Bakın ta aşağıda vadiden başladım. Şurada şu an eşekler, katırlar falan yük taşıyor. Turistler için. Şu karşıdaki tepeden geçtik. Şöyle zikzak yapa yapa geldim buraya kadar. Tepeye vardım sayılır. Şurası tepe. Tepeye geldim ben geçide arkadaşlar. Şu arkadan bir tane turist geliyor. Ufak çantayla geliyor muhtemelen.
Arkada, onun arkasından da iki tane geliyor. Bu hızlı yürüyor. Geçit burası. Şuraya ineceğiz. Muhtemelen kamp alanı falan da herhalde şurası diye tahmin ediyorum. Baksanıza karşıya, kar yağmış. Yani rüzgardan vesaireden dolayı, soğuktan dolayı batarya bitti sayılır. Aşağı inene kadar şarj edemem. Aşağı inince artık kamp alanında görüşürüz. Bir de burası biraz tehlikeli, yağış falan olduğu için çok dikiniş. Biraz da ıslak görünüyor, bakalım nasıl ineceğiz. Ben bayağı erken geldiğim için dedim bir sonraki kamp alanına gitsem mi acaba? Şimdi şu sırtın arkasında muhtemelen gölü görüyor olacağım ben kamp alanını. Orada manzaraya göre karar vereceğim. Eğer böyle güzel bir manzara yoksa çok ilgimi çekecek, keyif yapabileceğim. Bir sonraki yere ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. En azından günden tasarruf etmiş oluruz. Yani maksat keyif almak. Acelem yok, vaktim var. Ama sırf böyle saçma sapan bir yerde de kamp yapmak istemiyorum açıkçası. Enerjim vesaire varken de yürürüm. Sıkıntı değil. O iki kişi de şimdi buraya doğru geliyor galiba. Ya da bu diğer turist galiba ya. Bakalım şurada bir gölü görelim de ondan sonra karar vereceğim duruma göre. Çünkü yarın, normalde yarın gideceğim yer, işte bugün devam edersem eğer, orası için bayağı güzel diyorlar kamp için. Eğer bugünkü güzel değilse oraya gider, orada kamp yaparım. Oranın keyfini çıkarız. Como? ¿Cuál era tu lugar favorito? Ah, ¿dónde? En mi... Mi favorito país, Perú y Argentina. Bolivia también. Me gustó mucho. Hay muy bonitos lugares, montañas, lagunas, naturaleza hermoso. Pero voy a quedar más tiempo en Perú, creo. Muy bonito. Sí, muy bonito. Hay muchos lugares en Perú. ¿Y has ido más al norte, a Juárez? Sí. Yo fui a Santa Cruz Trek, última semana, y también Laguna 69, combinado. Cuatro días. Y después voy a decir Waiwash. ¿Y cuál es su favorito? En Latinoamérica, hasta ahora Perú. Sí, todo. Sí. Ecuador era un poquito aburrido. Ajá. La montaña, no hay mucho senderismo ahí. Ah, sí, hay no, volcanos. Sí, sí. Pero es muy turístico. Ajá. Para un día o dos, sí. Pero no hay muchos caminos muy largos. Y en Colombia la misma cosa. En Colombia solo puedes hacerlo por un día. Arkadaşlar, biz devam ediyoruz yola. Jens'le tanıştık şeyde, yolda. O da tek başına çıkmış. Her şey yanında, yani 8 günlük plan yapmış ama şey yok, yani plansız geziyor. Kamp alanlarında kalmayı sevmiyormuş. Bakalım, göreceğiz. Önümüzde çok güzel bir manzara var, daha manzarası. İlerliyoruz şu anda. Yani bir sonraki kamp alanına gideceğim muhtemelen. Orada kalmak istiyorum bugün. Şimdi buradan geçerken belki yandan gölü görürüz. Şu an daha manzarası güzel, belki burada da kamp yapabilirim. Emin değilim açıkçası. Eğer güzel bir manzara varsa buranın da tadını çıkarmak isterim açıkçası. Evet arkadaşlar, kararı verdim ben. Şimdi güzel manzara var burada. Göl de şu arkada kalıyor. Şimdi o göle gidersem mesela kamp için, tekrar yarınki yol için buraya dönmem gerekiyor. Yol uzuyor. Aynı yolu git gel yapmış oluyorum yani. Mantıklı değil o yüzden. Ne yapacağım ben? Şimdi çadırımı şu aşağıya kuracağım. Bizim Alman arkadaş da şeyde, yani öteki tarafta, o da sevmiyormuş böyle turistik yerleri. Yani kalabalık yerlerde kalmayı sevmiyormuş. O da oraya kuracak çadırını. Göle gidip geleceğiz. Göl buradan zaten 2 kilometre. Zaten saat şu an bayağı erken. Kaç? 2'ye geliyor. Erken ulaştık. Bir şeyler atıştırırım. Ondan sonra göle gider geliriz. Yarın da şeye ulaşırız işte, diğer kamp alanına. Çünkü ben o diğer kamp alanına gidersem tam böyle gün batımına falan ulaşacağım. O manzaranın keyfini ben yaşamak istiyorum. Yarın erkenden ulaşayım. Orada kamp yapalım. Yani rahat rahat böyle. Keyfini çıkara çıkara. Yaşayalım yani. Çünkü 8 günlük emeğim var zaten. Acele etmemeye hiç gerek yok. Maksat buralara kadar gelmişken keyfini çıkaralım.
Valla kameraya öyle bir sinek konuyor ki az önce elimi ısırdı. Büyük ya sinekler burada. Su kaynağı var hemen yanımızda. Kimse de yok şu an. Bakalım, güzel görünüyor şu an burası. Çadırı buraya kurdum ben arkadaşlar. Nehir hemen yanında zaten. Bizim diğer arkadaş oraya kurdu. Önceden şu tanıştığım iki tane kişi Rus muydu artık bilmiyorum. Onlar diğer taraftan gideceklerdi. Şimdi arkamızdan geldiler. Yolu bulamadılar muhtemelen. Çünkü göle zaten yol buradan gidiyor. Onların diğer taraftan gitmesi mantıksızdı. Şey demedim ben de açıkçası. Ellerinde harita vesaire vardı. Şimdi onlar da göle gidiyor tahminim. Bir de şeyler geçti az önce. Katırlar matırlar geçti. Bakalım, ben de şimdi şey alacağım işte. Biraz abur cubur alacağım. Kamerayı falan alıp göle doğru yürüyeceğim. Şimdi Mitikoça Gölü'ne geldik arkadaşlar. Bakın birisi çadır kurmuş şurada hemen. Bizi şey, bir sonraki kamp alanında şu arkada gözüken yerde şey yaptı adam. Tekrar para istedi. 40 sol. Yarın ödemeyecekmişiz. O da dahilmiş. 2 günlük kamp şeyi yani. Ama 40 sol da fazla yani. Totalde şu ana kadar 50, 20, 40 ödedim. 110 yapıyor yani. Daha ayak bastık. Daha yeni ayak bastık yani. Totalde işte 200 sol falan geçecek. 220, 230 bulacak gibi. İşte şey oldukça söylerim ben zaten. Pazarlık falan denedim de. Şey yani, biletlerin üstünde fiyatlar sabit. İşte bunlar biletleri sattığı kadar şeyini işte parasını vermek zorunda olduklarından dolayı pazarlık işlemiyor açıkçası. Kendileri elle yazıyor olsa genelde pazarlık yapılıyordu. İşte Ausangate'de falan yapıyordum onu ama burada işlemiyor maalesef. Gölün biraz keyfini çıkaralım. Güzel, sakin bir yer ya. Ama kamp için önermem açıkçası. Fazladan yürümeniz gerekiyor çünkü buraya. Sonra geri dönmeniz gerekiyor. Yürümek isterseniz yürüyün tabii. Böyle arkadaşlar gibi kamp yaparsınız. Bakın çadır kurmuşlar da manzarasının önüne. Burada kamp yapıyorlar. Şu önümüzdeki dağ Hirişank oluyor. 6093 metre. Solundaki de Alkay. O da 5000 küsürlerde. Bunun arkasında da işte Peru'nun en yüksek ikinci dağı bulunuyor. Yerupaha diye. Onu muhtemelen diğer günler göreceğiz tahminimce. Burası turların kamp yaptığı alan. Şu büyük çadırlar yemek için. Ufaklar da işte turla gelenlerin kaldığı çadırlar. Bakın şurada önümüzde bir sürü çadır var mesela. Burası Yanka diye geçiyor sanırım. Yazarım kamp alanlarının isimlerini. Burası da diğer çadır. 3-4 tane tur var anladığım kadarıyla şu anda. Kalabalık sayılabilir yani burası. Yani çok insan görmedik ama fena değil. Şurada tuvalet var işte. Öteki tarafta su var galiba. Kamp alanlarında tuvalet oluyor sanırım. Şimdi kampa dönüyoruz. Bizim kamp hemen aşağıda. Şurada sanırım inek ölmüş. Köpek leşini yiyor ya. Baksanıza abi. Aynen inek. Vallahi bir kemiklerini kalmış. Hepsini yemiş. Bir bu yememiştir muhtemelen de. Yani arkadaşlar, su kaynakları o yüzden genelde hayvan ölüleri çok fazla oluyor. Bakın köpek yine gitti. Çıkarıyor bir şeyler yine. Aa, bu eşek ya bildiğin. At mı? At bu ya. At. At yiyor lan bildiğin. Eşek yiyor yani köpek. Kuşa baksanıza. Bayağı iyi hayvan yani. Ya hayvan ölüleri çok fazla oluyor. Çok fazla hayvan var. Bir de kenarlara, su kaynağının yakınına çok fazla işte gördüğünüz üzere pisliyorlar yani. O yüzden su kaynaklarını filtresiz vesairesiz, pastresiz kullanmayın sakın. Genelde hep bu şekilde yani. Buralara gelme niyetiniz varsa zaten yanınıza bir filtre alın. Uzun vadede size epey para kazandırır. Pastilerde çünkü sürekli para vermeniz gerekiyor. Bir de yarım saat bekleme süresi falan var. Filtre benim için daha kullanışlı. Çadıra döndüm arkadaşlar.
Aldıklarımı göstereyim biraz. Öğlen için böyle şeyler aldım. Kuru işte şey fıstıkla kuru üzüm aldım işte. Bunları karıştırıp yiyorum genelde. Bir de onların yanında işte şöyle oraya çakması bir bisküvi var. Bundan 6 tane almıştım. Şöyle de barlar var. Elmalı tarçınlı. Bundan da 12 tane var. İşte çay, kahve, akşam yemeği için makarna, ton balığı, mandalina var işte biraz. Bir tane köy var yol üstünde. Orada meyve bulursam orada tazeleyeceğim. O yüzden çok fazla almadım zaten. Şeyler burada yani benim yemekler. 7 günlük, 8 günlük yemeğim var. Sabah içinde granolam var. Süt dozuyla beraber. İşte kuru meyveyle falan filan böyle bademli, blueberryli falan. Onu da zaten sabah gösteriyor olurum. Akşam da yemeği yapacağım. Şimdi çadıra geldim. Biraz dinleneceğim ben artık. Saat 5:20 geçiyor. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Dışarıda yağmur yağıyor. Bayağı gök gürlüyor ya. Hava kötü yani öyle söyleyeyim. Kapalıydı zaten gördüğünüz üzere. Gök gürledi. Şimdi yağmur başladı. Böyle dolu gibi de yağıyor yani. Kar şeklinde de yağıyor. Bakalım gece ne olacak. Yarın çok yağmaz da çadır çok ıslanmaz. Yoksa şey toplarken falan sıkıntı oluyor. Su kaynatıyorum. Yemekte gösterdiğim üzere şey var işte. Ton balığıyla makarna yapacağım. Öyle yemeyeyim. Su aldım. Su hemen nehrin yanında olduğu için kolay. Hızlıca alabiliyorum en azından ama bakımdan iyi oldu. Yoksa yağmurda falan çıkıp almak epey sıkıntı oluyor. Yemeğim hazır. Makarnanın tüm suyunu süzmedim. Biraz su bıraktım. Ton balığını da öyle koydum. Üstüne bir de tuzla işte baharat falan. Hem çorba gibi işte hem yemek gibi. Sulu bir şeyler de girsin çünkü mideye. Yoksa 8 gün sürekli kuru beslenince sıkıntı oluyor. Hem de daha doyurucu oluyor böyle. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Ya bugün çok yorulmadım aslında ama yemeği falan yemek lazım yani. Açız her zaman. Yerine koymamız gerekiyor kalorilerini. Hava karardı arkadaşlar. Saat 6:30. 6'da hava kararıyor. İşte 6:30'a doğru tam böyle şey oluyor artık yani. İyice karanlık oluyor öyle söyleyeyim. Çay yapsın. Çayımı içip yatacağım artık. Yatmadan önce iyi oluyor sıcak sıcak. Bakalım gece de yağmur vesaire yağmazsa güzel uyurum diye tahmin ediyorum. Sabah görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. İkinci günün sabahından. Kahvaltımı hazırlıyorum. Granola var. Süt dozu yapacağım biraz da işte su kaynatıp. Gece bayağı güzeldi ya. Bakın dağlar bayağı açık şu anda hava. Bayağı açık gözüküyor. Çadır biraz ıslak. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Bizim arkadaş toparlanmış o gidiyor. Erkenci saat kaç? Saat 6:20 geçiyor. 7 civarı işte çıkmayı düşünüyorum ben de. Biraz güneş çıksın yani. Şu an hava güzel ama yani gece de soğuk olmadı. Üşüdüğümü söyleyemem yani. Kahvaltı yapayım, toparlanayım, sonra yola çıkalım. Güzel bir gün bizi bekliyor. Güzel manzaralar var bugün. Toparlandım arkadaşlar. Çantayı yüklendim. Şimdi başlayacağım yürüyüşe yavaştan. Hamdi güneş geldi bakın karşıdan. Doğuya. Saate bakalım kaç olmuş. Saat 7:23. Güzel. İyi bir saatte çıkıyorum. Ya bugünkü yol işte bir sonraki kamp alanı buradan yaklaşık 10 kilometre. 9,7 kilometre civarında falan. Yani bugün erken varırım diye tahmin ediyorum. 3 saate, 3,5 saate, 4 saate maksimum ulaşırım oraya. Ondan sonra karar vereceğim artık şeye yani. Devam eder miyiz, etmez miyiz? Oraya gidince karar vereceğim. Çünkü bunlar genelde öyle önceden plan yapıp belli olmuyor. O anki ruh halim, kamp alanının işte iyi olup olmaması falan filan. Birçok şeye göre, etmene göre değişiyor o yüzden. Şimdi boşuna atıp tutmaya gerek yok. Yürümeye başlayalım. Şu karşıda uçan kuşlar bakın. Patagonya tarafında gördüm. Karançalara çok benziyor. Bunlar sadece siyah renklisi. Diğer kısımlar böyle çok benzer. Turlar da çıkıyor. Onlar şurada kamp alanında kaldılar. Arkalarından da katırlar geliyor. Muhtemelen onlar da bir sonraki kamp alanında kalırlar bugün. Çok fazla yürümüyorlar genelde çünkü. Şurada da bir iki tane daha çadır var. Onlar da ayrı kalmış. Bizim gibi ilerliyorlar.
Bakalım. Ben 4200'den başladım bugün. 4600'e falan çıkacağız yine. Ondan sonra tekrar aşağı ineceğiz 4100'lere kadar. 4150'leri falan göreceğiz. Bakın böyle eşyalarını taşıdıkları yetmemiş gibi de kendilerini taşıtanlar var yolda. Atla çıkıyorlar her yere. Eşekle yüklerini taşıtıyorlar. Sonra da biz başardık diye bağırıyorlar. At mı başarıyor, bunlar mı başarıyor? Belli. Adamlar ayakları toprağa değmiyor ya. Niye geliyorsun sen arkadaş buraya yani? At sırtında gideceksen. Uyuz oluyorum öyle tiplere. Önde attı gidenler az önce tarak düşürdü. Adama verdim. Ya bunlar da ne kadar küfür etsem az da işte. Neyse. Bakın katırlar gidiyor. Bu hayvanları da kullanıyorlar böyle. Sonra kullanılamaz hale gelince de bırakıyorlar doğaya. Kendi kendilerine ölüyorlar. Leşlerini de işte yiyorlar burada. Dün köpeği gördünüz. Geçirdin oraya geldim arkadaşlar. Burası yaklaşık 4600 metre yükseklikte. Bakın burada bile hayvanlar var yani. Şimdi şuradan şu yolu takip edip şurayı geçip ondan sonra bayır aşağıda göle doğru iniyor olacağım. 4.7 kilometre falan kaldı. Bitirdik sayıları ya. Günün zor kısmı burasıydı zaten. Çıkışlar her zaman zorlu oluyor. Saat 9. 7.20'de başladık. 1 saat 40 dakikada falan geldim. Bundan sonra da işte 4.5 kilometre. 1.5 saatte iniş sürse 10.30 maksimum 11'de kamp alanında olurum. Şimdi şu arkada da çok güzel dağ manzaraları var. Oraya çıkayım. Orada göstereceğim size manzarayı. Göle ulaştım arkadaşlar. Ama şu an tepesindeyim. Şu yol aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya doğru gideceğim. Tam böyle karşıdan manzarayı görüyor olacağız. Manzaramız bu şekilde olacak. Karşıda dağlar var ama şu an çok fazla sis ve bulut olduğu için gözükmüyor. Karşıda Peru'nun en yüksek ikinci dağı Yerupaja bulunuyor. Sağ taraftaki Yerupaja Chico diye geçiyor. Ufa yani. Sol tarafta da Yerupaja Dağı geçiyor. Şuradaki buzullardan da hep şeyler akıyor bakın. Şelale gibi sular akıyor. Bayağı güzel ya bugün de. Kamp alanımız iyi. Tam böyle daha karşıdan görüyor olacağız. Bakalım gidim kamp alanına da. Saat çok erken. Yani bilmiyorum ya. Nasıl yapacağız biz bu işi? Bu kadar saat de beklenmez burada ama manzara güzel. Kamp alanına gelmek üzereyim. Böyle ufak ufak evler var. Şu aşağıda kamp alanı öyle gözüküyor. Hem böyle tam şey daha karşıdan görebilecek şekilde kamp kurmak istiyorum. Şu an yağmur da ayağı hafiften çiseliyor yani. Şurada tuvalet banyo var. Muhtemelen kamp alanı orası ama orası da kötü ya. Turistlerle falan kalıyorsun. Kalabalık. Sevmiyorum. Ben muhtemelen şu evlerin altına giderim diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şurası fena değil aslında benim için de. Göle uzak burası da. Ama burada su varsa burada kalınabilir yine ya. Tuvalet var. Su da vardır muhtemelen. Su kolaylık oluyor. Dün kurduğum yer mesela çok güzel. Tam nehrin kenarında. Su almak işte bulaşık yıkama falan kolay oluyordu baya. Şurada çeşme var. Hala abone yaz. Bana su gelsin yine. Aquí campamento, ¿sí? ¿Más por ahí también? Sí, ¿sí? Hay. Ah, porque aquí para turísticos. Sí. Sí, aquí. Para todo. Para todo. ¿Hay agua más baja? ¿Agua? Sí. Sí, hay agua más baja también. Sí. Mm. ¿Eso baño también, eso? Sí. Ah, ok. ¿Te has pagado en mi coche? Mi coche, sí. ¿Dónde tu boleto? Aquí. Ah, ya. Ya, ya. ¿Sí? Ya te di. ¿40? Sí. ¿Y el coche? Hoy día no pagar. Aquí su barca. Para pagar mañana, ¿sí? Sí. En Maybach. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo Maybach está aquí, más o menos? ¿De aquí? ¿De mañana, de ahí, así? Sí, para mañana. ¿Cuánto tiempo? 5 horas. 5 horas, más o menos. Sí. Okay.
Hoy día yo llego muy temprano. Sí, y mañana también llegas temprano. Sí, claro. Ajá, tienes que salir temprano, pues. Sí, claro, claro, tengo mucho tiempo ahora. ¿A qué hora sales? 7:20. ¿7:20? Sí, ahora, ¿a qué hora? ¿Qué hora es? 10. Muy temprano. Muy temprano. Ah, sí. Sí. Mucho camino usted. Sí, claro. Estoy rápido un poco. Rápido, ¿eh? Sí, 10, está bien. Ok, gracias usted. Chao. Geldim arkadaşlar. Şu üstteki tepeden indim. Az önceki yer orasıydı. Çantayı bıraktım. Buradan tam su kaynağı geçiyor. Şurası da fena değil. Bataklık gibi değil. Baktım da. Ya burada kalırım ya da şu arkadaki yere giderim. Çünkü orası da düzlük. Burası da düz. Diğer yerler eğimli hep. Şurası kamp alanı. Orada tuvalet, banyo bir şeyler var. Burada da köprü var böyle geçebileceğimiz. Yarınki yürüyeceğim yer de buradan aslında 14 kilometre falan, kadın şey dedi işte 5 kilometre şey 5 saat yürürsün dedi. Bugün de yürüyebilirim aslında çünkü vaktim var ama vaktim saat 10 çeyrek yani. Çok güzel vaktim vardı ama ben bu dağ manzaralarını izlemek istiyorum yani hazır buralara gelmişken. Aceleye gerek yok yani, yemeğim her şeyim var yanımda. Maksat keyif alalım. Gelmişken buraları görelim detaylı. Bakın bulutlar dağılıyor. Karşıda buzul falan var. Baya güzel manzara. Ben şu karşıya giderim ya şey için, kamp için de. Burada su güzel akıyor. O yüzden burayı sevdim açıkçası. Şimdi buradakilerle konuştum tekrar. Dün bize adam dedi ki, şu yukarıdaki kadın da dedi. Dün bize adamın söylediği şu: siz yarın para ödemeyeceksiniz. O yüzden bugün işte 40 ödüyorsunuz 2 günlük dedi. Videolarda var zaten yani. Hatırlıyorsunuzdur. Şimdi buraya geldim. Adam diyor ki 30 ödeyeceksin buraya dedi ya. Diyorum ki dün adam bize böyle böyle dedi. O başka komünite, burası başka diyor. Ulan böyle şey mi olur anasını satayım? Kendi aralarında anlaşmazlık var bunların. Ya birbirleri arasında bilgi dönmüyor. İşte o farklı bir şey söylüyor, bu farklı bir şey söylüyor. Ben hangisine inanacağım şimdi? Ödemiyorum dedim ben yani. Size ödemem konusunda herhangi bir bilgi yok. Şöyle az önceki kadına da söyledim. Yukarıdaki işte o kamp alanındaki. O kadın da söyledi mesela, şey dedi o da. Ödemeyeceksin evet dedi. Normalde bloglarda vesaire de okumuştum işte ben gelmeden nerede ne kadar ödeyeceğimizi falan. Çünkü ona göre yanınıza para getirmeniz gerekiyor. Onu da şey yaptım. Adam şimdi şey diyor bana. Ödemezsen geçemezsin burada diyor. İyi hadi bakalım göreceğiz dedim ben de. Adamı anlatıyorum, anlamıyor anasını satayım, ne yapayım. Kavga edeceğiz illa yani. Ya şu anasını sattığım yerine gelince şu olaydan nefret ediyorum abi ya. Şuna bir çözüm bulmaları lazım. Ya ben bir kere de ödeyeyim şu parayı, kurtulayım ya. Her gün ben böyle ağız alışı yapıyorum insanlarla, nefret ediyorum şu işten ya. Lan para taşımak bile istemiyorum ben yanımda doğaya geldiğimde. Adam bana şey yapıp duruyor, yok ödeyeceksin yok ödemeyeceksin. Göreceğiz bakalım ödeyeceğim mi ödemeyeceğim, yok geçemezsin diyor. Mafya ya bunlar bildiğin. Bakın hiçbir şey demeden gidiyorlar şimdi. Vurdum abi tabirin buraya. Kafalarına göre herkes böyle para koparacak yani. Oturuyorlar, bütün gün burada oturuyorlar, bir bok yaptıkları yok. Oturdukları yerden para kazanacaklar. Adamların şeyi o. Olayı o yani. Biz parayı ağaçtan topluyor sanki anasını satayım. Komüniteymiş. Ne komünitesi lan? Böyle şey mi oldu? Saçmalama. Ben de kurayım bir tane komünite. Ben de milletten para toplayayım o zaman. Otur bir bok yapma burada. Gelenden geçenden para al. Oldu ya bu. Güzel iş valla. Ay şu doğaya geliyorum. Böyle insanlarla karşılaşınca sinirleniyorum hakikaten ya. Aynısını Alfangata'da da yaptılar. Abicim ben hangisinin resmi hangisinin şey olduğunu bilmiyorum ki. Yapın abi doğru düzgün bir sistem şuraya. Ödeyelim tek seferde bitsin yani. Ben de uğraşmayayım, siz de uğraşmayın. Dünkü adam diyor para ödemeyeceksiniz yarın. Bugün bu gelmiş şey diyor para vereceksin diyor. Kafasına göre herkes bir şey söylüyor. Dağlar hazır, biraz açılmışken size göstereyim arkadaşlar. Şu en sağdaki dün gördüğümüz aslında Alkay. Bunu dün karşı taraftan görmüştük. Alkay, Yirişanka. Bu yüksek dağlardan bir tanesi yine. Şu önümüzdeki Yerupaha Chico. Solundaki ise Yerupaha. Bu Yerupaha dediğimizde Peru'nun en yüksek ikinci dağı. Bu da işte onun küçük zirvesi. Bunlar bağlantılı olduğu için muhtemelen herhalde
Öyle iki tane isim vermişler. Şimdi ben şu karşıdaki şeyle konuştum. Turcularla konuştum. Bir tane turist grubu var sadece orada, iki kişilik. Karşıda gördüğünüz. İki tane çadır var zaten. Şimdi normalde Vaybaş'a gideceğim ben. Yarın devam edeceğim. Normalde soldan gidiyor yol. Maps'imden ben konumu aldığımda soldan gösteriyor. Fakat şu dağların arkasında Laguna de los Tres Mirador diye bir yer var. Yani üç tane gölün izlenebildiği güzel bir izleme noktası bulunuyor. Orası da bayağı meşhur aslında. Maps mi beni öteki taraftan gösteriyordu. Ben orayı şansa gördüm aslında. Yani biliyordum yol üstünde öyle bir şey olduğunu da. Diğer taraftan gidersem orayı göremiyordum. Yarın şu karşıdan devam edeceğiz. Gölün o tarafına geçip buradan yükseleceğiz yani. Oradan Vaybaş'a devam ediyor olacağım. Yarın erken çıkacağım yani. Şunlarla bir daha şey olmak istemiyorum. Yüz göz olmak istemiyorum açıkçası. Bilmiyorum gelir mi, bir şey söyler mi, para ister mi bir daha bilmiyorum. Sabah 5 gibi kalkarım. 6 gibi de çıkarım artık işte tam gün doğumunda. Karşıdan işte devam edeceğim. Umarım bir daha yüz göz olmam bu heriflerle yani. Ya para verilecek yerde veriyoruz tamam da yani böyle şey olmayan yerlerde de geçirmeye çalışıyorlar, ona sinir oluyorum abi. Zaten vereceğiz yani 200 sol falan civarı para vereceğiz. O da yaklaşık işte 70-80 dolar civarı bir para ödeyeceğiz toplamda. Bir de böyle işte hesapta olmayan şeyler çıkınca yani iyice sinirim bozuyor. Bakalım yarın güzel manzaralar bizi bekliyor arkadaşlar. Allah saat çok erken. Ben aslında bugün devam etseydim ederdim. Ama dinlenmiş olduk. Bak saat 1 hala yani. 10 gibi geldim ben. Vakit geçmiyor kampta. İşte Kindle falan var benim yanımda. Kitap okuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Öyle vakit geçiyor anca. Manzara da biraz açılmışken göstereyim dedim. Şu büyük dağ bekliyorum aslında açılsın diye. O bulutlar birazdan gidecek muhtemelen. Orayı size göstermek istiyorum yani. Ben de görmek istiyorum. Bayağı güzel bir manzarası var. Ha, güzel yerde kamp yapıyorum. O güzel. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım artık. Allah beklemekten sıkıldım, çok vakit oldu. Bakın az önce çadırıma kadın geldi tekrar. Farklı bir kadın geldi bu sefer. Yine komüniteden, burada kalıyormuş. İşte dedi biletim var mı falan filan. Konuştuk ettik. 20 sol istedi. İlk olanlar 30 istemişlerdi. Geldi 20 sol istedi. Durumu anlattım. Dün dedim böyle böyle söylediler vesaire. Dedi burası normalde şey alan. Private alan falan filan dedi. Özel alan dedi. Özel mülk alanı dedi. Yani sen niye buraya kamp kurdun falan filan dedi. Dedim herhangi bir işaret yok ona dair yani. Anlattım her şeyi. Yani her şeyi doğru düzgün intizamlı şekilde yapınca arkadaşlar zaten söyleyecek bir şeyleri olmuyor insanların. Tamam mı? Yani dedim ki burada işaret yok. Özel alan olduğuna dair veya olmadığına dair. Bu yüzden kurdum. Ben buraya geldiğimde diğerleri beni gördü. Herhangi bir şey söylemediler dedim. Yani bunların hepsini zaten söyleyince herhangi bir şey söyleyemiyor. İlk önce bakın 20 sol istedi benden. En son konuştuk ettik bayağı bir işte.
Dedim ben normalde komünitelere destek olmayı seviyorum dedim ama burada çok fazla şey yapıyorlar dedim yani işte para istiyorlar vesaire falan filan. Anlattım durumları güzel güzel. İşte en son şey dedi işte 5 sol ver bari falan filan yaptı yani. Kadın da iyi anlayışlı bir kadın. Anlattım falan filan. Normalde onu da vermezdim ben ama yani vereyim dedim yani ne yapayım. Normalde arkadaşlar yani haklı olduğunuz durumlarda para ödememeniz gerekiyor. Çünkü totalde çok fazla oluyor yani bizim dolara vurduğumuzda bu paralar bize yüksek açıyor açıkçası. Totalde neredeyse işte 70-80 dolara denk gelecek bu kamp. Ben şehirde kalsam daha ucuza kalıyorum. Doğaya geliyorum. Bütün eşyamı, yükümü, her şeyimi, yemeğimi taşıyorum. Bunun yanında hiçbir hizmet almadığım halde bir sürü para ödüyorum. Neden sadece geçiş ücreti için vesaire. Normalde bu tarz durumları sevmiyorum ben de yani. Su kaynadı. Parayı verdikten sonra kadın dedi işte evde yemek var istersen kahve var falan filan dedi. Ya insanlar bakın iletişim olayı çok önemli gerçekten yani. Ben ilk önce onlarla da gayet düzgün şekilde konuştum. Onlar da ilk geldiğimde zaten işte dediler hoş geldin vesaire falan filan. Ama bu haksız yere kazancı elde etme olayına ben sinir oluyorum abi. Yani o yüzden inadım inattır vermem yani. Eğer herhangi bir bilgi yoksa buna dair vermem o parayı. Biz de parayı ağaçtan toplamıyoruz. Önceden belirttiğim üzere. Geldi kadın güzel güzel konuştu. Dedim bari 5 sol vereyim. Onlar da çünkü burada kazanabileceği herhangi bir para yok ama turistlerden aldıklarıyla gayet iyi geçinirler burada yani. Parayı faizden bu kadar insan para kazanmıyordur burada ben öyle söyleyeyim. Bakın şu anda her yer turist dolu. Dörtte ulaşanlar oldu buraya. O dörtte ulaşanların hepsi yolda ıslanmışlar bugün. O yağmur yağdığında ben çadırdaydım işte. Onların hepsi yoldayken ıslanmışlar. 6 saat, benden 6 saat sonra geldiler buraya düşünün. Neredeyse aynı saatte başladık. Turist grupları genelde çok yavaş hareket ediyorlar. O yüzden sıkıntı açıkçası. Yani yolda olabildiğince az vakit geçirmeye, bir an önce kamp alanına ulaşmaya çalışın. Çünkü dağda her zaman 4 mevsim yaşanıyor. Dolu yağıyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor, güneş açıyor. O yüzden yolda ne kadar az vakit harcarsanız o kadar İşte yağmura vesaireye de az maruz kalmış olursunuz. Geldik işte çadırı kurduk. Şimdi yemeğimi yapıyorum. Bataryam bitmek üzere arkadaşlar. Yani yemeği de dünkünün aynısını yapıyorum. Yine ton balıklı makarna çorbası gibi düşünün. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri de çekip göstermek istemiyorum açıkçası. Böyle dağ manzarasını gösteririm size yine bir. Açılırsa yine bir gösteririm. Kamerayı şarja takacağım çünkü. Yemekten sonra da işte bir çay falan içer yatarım artık. Yani buradaki dağ manzarası gerçekten harika. Az önce yemek yedikten sonra birisi daha geldi para için. Geliyor işte konuşuyor ilk önce nerelisin odur budur falan filan böyle sohbet ediyor. Ondan sonra diyor işte şey yapıyoruz charge ediyoruz falan filan diyor. Geldi onunla da konuştuk bayağı bir. Anlattım etti konuştum. Ben telefona şeylerin bilgisini hep almıştım. Nerede ödeme yapacağım nerede almayacağım yapmayacağım. Hepsini tek tek sırayla gösterdim. Gösterdiklerimin hepsinde de ödeme yaptığımı da gösterdim. Fişleri var çünkü onların. Sonra adam şey oldu birden böyle bir. Falan filan oldu. Ya bunlar üçkağıtçı bence. Yani bu bileti gidip şehirde bir yerde kendisi yaptırıp her türlü satabilir yani. Bilet kesebilir kafasına göre. Kolay yani o işler. Onu yapınca işte falan filan yaptı. İşte yarın kaçta gideceksin? Kaçta olacak, kaçta bitecek falan filan diye soruyor. Bakalım yarın giderken göreceğiz. Bir daha sorun olacak mı, olmayacak mı? Sıkıldım vallahi ya. Üçüncü gelen bu. Sürekli geliyor geliyor birisi, aynı şeyleri anlat dur. Adam akıllı, mesela öteki tarafta Santa Cruz'a gittik biz. Orada Parque Nacional Havas Grande diye işte bir National Park ücreti ödeniyor. Bir kere ödüyorsunuz, ondan sonra içeride hiç böyle sıkıntılar olmuyor. Burada da aynı sistem olması mantıklı. Adama da söylüyorum. Diyorum böyle bir sistem üstünde çalışın bari. Böyle bir şey geliştirin. Sonra da kim ne kadar alıyorsa oradan alacağını alsın herkes yani. Sürekli birileri geliyor, birileri para istiyor dedim. Her isteyene ben para verseydim şimdi ya para kalmazdı yani. Başladı yağmur yine. Ben de
çayımı içiyorum. Sonra da yatışa geçeceğim artık. Sabah erkenden de bunlara şey yapmadan gitmeye çalışacağım bakalım. Sabah göreceğiz artık. Umarım bir daha aynı şeyleri yaşamam.